Sevgili seyirciler, Hayat Sanat'tan herkese merhaba. Türkiye'nin kültür sanat kanalı TRT2'deyiz. Bugün konuğumuz Suzan Kardeş olacak. Önce haber turu, buyurun efendim. Ankara 23. Caz Festivali kapsamında Ayhan Sicimoğlu ve Latin All Star grubu başkentlilerle buluştu. Konserde Sicimoğlu ve grubu Şelale Şehnaz Sam'la Jose Michael Birine Utra'nın düetlerine eşlik etti. Başkentli cazseverlerin yoğun ilgi gösterdiği konserde yerli ve yabancı birçok şarkı caz ritimleriyle yorumlandı. Türk Hava Kurumu Radyo Kontrollü Model Uçak Akrobasi Türkiye Şampiyonası Eskişehir'in İnönü ilçesinde yapıldı. Türk Kuşu İnönü Havacılık Eğitim Merkezi'nde havacılığı sevdirme ve yaygınlaştırma çalışmaları kapsamında gerçekleştirilen şampiyona, model uçakların kıyasıya yarışına sahne oldu. Yarışmada birinciliği Ahmet Er Yıldırım, ikinciliği Serdar Salta, üçüncülüğü ise Burak Süel elde etti. Etkinlikte TRT2'de yayınlanan Aramızda Müzik Var programını sunan MFÖ grubu üyesi Fuat Güner hakem olarak yer aldı. Bugün de uçuş için harika bir hava var. Yarışmacı arkadaşların şansına. Ben ne zaman gelsem yağmur vardı. O yüzden bugün güzel bir gün. Çok da mutlu oluyorum burada olmaya. Çünkü zaten bu hobiyi çok seviyorum. Model uçak gönlümüzdeki bir ateş. Uluslararası 20. Bodrum Dans Festivali'nde yerli ve yabancı 400 dansçı gösteri sundu. Etkinlikte modern dans, halk oyunları, bale ve tangonun da yer aldığı farklı dans ve akrobasi gösterileri sahnelendi. Festivalin açılış gösterisinde farklı ülkelerden gelen 17 gençten oluşan ekip performans sergiledi. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Gana ve Moğolistan'dan ekiplerin yer aldığı etkinliğe Antalya ve Bodrum'da yaşayan yabancı dansçılar da katıldı. Avusturya'nın Grain kentindeki ülkenin en eski tiyatrosunda Osmanlı dönemine ait müzik aletleri ve kıyafetler meraklıların ilgisine sunuldu. 1791'den bu yana hala aktif bir şekilde kullanılan Grain Şehir Tiyatrosu'nun sergi salonunda, Mehteran takımına ait çeşitli çalgı aletlerinin yanı sıra Osmanlı kıyafetleri ve aksesuarlarının yer aldığı sergi açıldı. Tarihi tiyatroda klasik müzik dinletisinin ardından davetliler, sergilenen Osmanlı dönemine ait eserleri yakından inceledi. Ok Meydanı semtindeki farklı noktalarda atıl durumda bulunarak restore edilen 37 menzil taşının 11'i Okçular Vakfı'nda sergilenmeye başlandı. Okçular Vakfı, kültürel ve sportif mirasının önemli göstergelerinden olan ve fakat zamanla yerleri kaybolan menzil taşlarını çıkarıp restore ettirdi. Restore edilen menzil taşları vakfın merkezinde ziyarete açıldı. Adana'da Çukurova Üniversitesi Devlet Konservatuarı Müzik ve Bale Bölümü 6. sınıf öğrencisi Elif Eroğlu, İtalya'nın Barletta kentinde düzenlenen 29. Uluslararası Genç Müzisyenler Yarışması'nda yaş grubunda birinci oldu.
6 yaşında ailesinin teşvikiyle keman eğitimi almaya başlayan 12 yaşındaki Elif Eroğlu, keman hocasının kendisini keşfetmesiyle Çukurova Üniversitesi Devlet Konservatuarı Müzik ve Bale bölümünde eğitim almaya başladı. Son 3 yıldır ise profesyonel olarak keman çalan Elif, dünya çapında birçok yarışmaya da katılarak dereceler elde etti. Sevgili seyirciler, Hayat Sanat'tayız. Türk sinemasını geçmişten geleceğe taşıyanlar ödül töreni gerçekleşti. Türkiye Sinema Eseri Sahipleri Meslek Birliği tarafından düzenlenen ödül törenine gidiyoruz şimdi. Buyurun efendim. Türkiye Sinema Eseri Sahipleri Meslek Birliği SESAM, kuruluşunun 33. yılı ve Türk sinemasının 105. yılı onuruna Türk sinemasına geçmişten geleceğe taşıyanlar ödül töreni düzenledi. Cemal Reşit Rey konser salonundaki gecenin sunuculuğunu SESAM 2. Başkanı Hakan Türkşen üstlendi. Ya çok heyecanlıyız öncelikle. Türk sineması 105. yaşına girecek bu sene. Aslında Kasım ayında ama biz bir düzene oturtmak için Mayıs ayında başlatarak her yıl bu senede, yani bu aylarda yapmak istiyoruz açık söylemek gerekirse. Türk sinemasında inanılmaz derecede etkili insanlar var. Bunların birçoğunu kaybettik, aramızda değiller. Bunun için tabii ki üzgünüz. Ama artık geçmişte olanlar, gelecekte olanlarla birleşip bir şekilde mutlu ve güzel Türk sineması için devam etmelerini istiyoruz. Türk sinemasının 105. yılında Yılmaz Gruda'dan Bahar Öztan'a, Ferdi Atuner'den Ümit Besen'e, Yeşilçam'ın yıldızları bu özel gecede bir araya geldi. Gamzeli Güzel lakabıyla unutulmaz filmlere imza atan Bahar Öztan, Türk sinemasını geçmişten geleceğe taşıyanlar ödülüne layık görüldü. Sinemayla ilgili çok isterim. Çok daha sık böyle organizasyonlar olsun, ödül törenleri olsun. Çünkü ödül almak da çok güzel bir şey. Vermek de güzel bir şey. Ödüllendirilmek dünyanın en güzel şeyi. Çünkü takdir ediliyorsunuz, seviliyorsunuz. Bunlar güzel şeyler. Bu böyle olacak ki insanlar beslensin, işine aşkla sarılsın. Yeşilçam'ın doğayan isimlerinden Yılmaz Gruda da geceye katılanlar arasındaydı. Şimdi işte Yeşilçam bağlamında bu olayı tertip edenleri yürekten kutlamak lazım. Çünkü Yeşilçam Türk milleti için, Türk halkı için, Türk sanatı için çok önemli bir yerdeydi. Çok büyük hizmetlerde bulundu. Halkına güzellikleri aktardı. Dolayısıyla böyle bir günü kotarmak güzel bir iş ve bu arada katkısı olanları da hatırlamak, o da güzel bir şey. '80'li yılların yapımlarında oyunculuğu ve müzisyenliğiyle yer alan Ümit Besen, Türk sinemasını geçmişten geleceğe taşıyanlar ödülünün sahibi oldu. Ben aktörlüğümle değil, şarkılarımla var oldum. Ama o sinema filmleri de uzun metrajlı klipler olarak şarkıyı senaryoyla birleşip mix yapıp anlatan güzel anılar oldu. Ve de zamanında Beyoğlu sinemalarında da büyük işler yaptığını söyler yönetmenlerim. Ne mutlu bize bir şeyler yapabildiysek. Usta oyuncu Ferdi Atuner de bu özel gecenin davetlilerindendi. Benim de Türk sinemasını geçmişten geleceğe taşıyanlar ödül töreninde bulunmamdan dolayı büyük bir kıvanç içindeyim. Eğer ben de bu taşınmada bir nebze yararlı olabilsem kendimi mutlu edeceğim. Timuçin Esen, Meral Zeren, Engin Altan Düzyatan'ın aralarında olduğu oyuncular ödüllerini Türk sinemasına emek vermiş Yılmaz Atadeniz, Muhterem Nur ve Engin Çağlar gibi usta sanatçıların elinden aldı. Bundan,
Leyla Gencer ölümünün 11. yılında Kadıköy Süreyya Operası'nda anıldı. Opera Gala Konseri'ni editörümüz Hande Yücel sizler için takip etti. Buyurun efendim. La Diva Turca, La Regina, La Gencer. Leyla Gencer, operanın mabedi sayılan La Scala Tiyatrosu'nda 25 yıl boyunca Piri Madonna olarak tüm dünyada ayakta alkışlandı. Dünya opera sahnelerinin en büyük divalarından kabul edilen Leyla Gencer, ölümünün 11. yılında Kadıköy Süreyya Operası'nda gerçekleşen gala konseriyle anıldı. İstanbul Devlet Opera ve Balesi Sanat Yönetmeni ve Müdürü Bas Bariton Suat Arıkan da konserde sahne aldı. Her sene yaptığımız gibi onu önemli konserlerle, etkinliklerle anıyoruz. Bu kez de 3-5 solistten oluşan, her zaman yaptığımız gibi requiem değil, genel müdürümüzün de önerisiyle bir gala konserine dönüştürdük. Bütün İstanbul Operası'nın neredeyse hemen hemen bütün solistlerinin katıldığı, daha geniş katılımlı solistleriyle bir gala konserle anacağız. ...20. yüzyılın en önemli sopranolarından Leyla Gencer, operada 23 bestecinin 72 yapıtına hayat verdi. İstanbul Devlet Opera ve Balesi Orkestrası ve solistleri, Leyla Gencer'in yıllarca dünya sahnelerinde söylediği operalardan örnekleri sahneledi. Bu akşam da bu konserde onun önemsediği, onun ün yaptığı operalardan, özellikle onun operalarından seçilmiş bir seçki izleyeceğiz. Leyla Gencer bir belkanto ustasıydı. Dolayısıyla İtalyan operası ağırlıklı bir repertuarı vardı. Donizetti'ler, Bellini'ler, Rossini'ler ve tabii Giuseppe Verdi. Bu konserde de hep bu repertuardan bir program oluşturuldu. Araştırmacı kişiliği ve iyi bir eğitimci olmanın verdiği sorumlulukla, romantik dönemin unutulmuş birçok eserini gün ışığına çıkartan Gencer'in bu eserleri de konserde yer buldu. İstanbul Devlet Opera ve Balesi solistleri Perihan Artan, Evren Ekşi, Murat Güney, Nesrin Gönüldağ, Efe Kışlalı, Bülent Külekçi, Oleksandr Samoylenko, Cengiz Sayın, Hale Soner, Nazlı Deniz Süren'in sahnede olduğu konserde Hakan Aysev de yer aldı. Bugün İstanbul Opera ve Balesi Orkestrası ve solistleriyle birlikte hepimiz için çok farklı bir insan Leyla Gencer, farklı bir diva. Hepimizin öğrenciliğinden yetişkinliğine kadar, hatta profesyonel hayatına atıldığı andan itibaren örnek olduğumuz bir isim. Bugün ona layık bir konser yapmayı ümit ediyoruz. Çok önemli aryalar var, çok önemli besteciler var ve ondan daha önemlisi tabii Türkiye'nin yetiştirmiş olduğu çok önemli opera sanatçıları var. İstanbul Devlet Opera ve Balesi Orkestrası'nın Şef Zdravko Lazarov yönetiminde çaldığı konser büyük beğeni topladı. Soprano Leyla Gencer'e ithaf edilen bu konserin tekrarı 14 Mayıs'ta Zorlu Performans Sanatları Merkezi'nde olacak. İbn Haldun Üniversitesi burslu öğrenciler yararına düzenlenen Karma Eserler Sergisi Büyükçamlıca Camii sergi salonunda açıldı. Serginin detayları geliyor şimdi ekranlarınıza. Buyurun efendim. Hilye-i Şerifler, Zerendudler, Büyükçamlıca Camii'nin kubbe yazısı.
Geleceğin Yıldızları için Karma Eserler sergisi, Büyük Çamlıca Camii sergi salonunda ziyarete açıldı. Sosyal bilimler alanında uluslararası araştırma odaklı İbn Haldun Üniversitesi yararına bu yıl ikincisi düzenlenen serginin açılış konuşmasını, üniversite rektörü Profesör Doktor Recep Şentürk, mütevelli heyeti başkanı Profesör Doktor İrfan Gündüz ve Emine Erdoğan yaptı. İnanıyorum ki buraya ekeceğimiz ilim tohumları geceleri yolumuzu aydınlatan yıldızlar gibi medeniyet ufkumuzu da aydınlatacaktır. Emeği geçen herkese, özellikle hayırseverlerimize şükranlarımı sunuyorum. Sahip olduklarımızı, bilhassa böylesine nadir eserleri ilim yolunda vakfetmenin insana verdiği hazzın tarifi yapılamaz. Medeniyetimizi temsil eden eserlerin yine medeniyet inşasında hizmete sokulması takdire şayandır. Hayırsever koleksiyonerlerin bağışlarıyla oluşturulan sergide tesbihlerden tekstil ürünlerine, çini tabaklardan süs eşyalarına kadar pek çok değerli parça bulunuyor. Geleceğin Yıldızlarından maksadımız İbn Haldun Üniversitesi'nin yıldız öğrencileri. İbn Haldun Üniversitesi kuruluşundan çok kısa bir zaman sonra Türkiye'de sıralamada ilk 5 içerisine girdi ve elhamdülillah çok başarılı, geleceğin yıldızı olacak öğrenciler üniversitemizi tercih ettiler. Biz de bu öğrencilerimizi okutuyoruz, yetiştiriyoruz. Öğrencilerimizin çoğu burslu olarak üniversitemizde eğitim görüyorlar ve bunların giderlerini karşılayabilmek için de bugün burada Geleceğin Yıldızları için Karma Eserler sergisinin ikincisini yapacağız inşallah. ...233 eserin yer aldığı sergide Fuat Başar, Ahmet Kutluhan, Ferhat Kurlu gibi usta hattatların da levhaları bulunuyor. Sergi, Ramazan ayının sonuna kadar ziyarete açık olacak. Bugün 5 sanatta görsel sanatlar var. Aslan Şükür'le editörümüz Kübra Sönmez Işık konuştu. Buyurun efendim. Aslan Şükür. Zagor'dan Mr. No'ya, Mandrake'den Kızıl Maske'ye, Gordon'dan Judas'a, çok sayıda çizgi romanın kapağında onun imzası var. Meşhur kapak ressamı Yücel Köksal'dan bu sanatı devralan Aslan Şükür, 44 yıldır kapak ressamlığı yapıyor. Aslan Şükür, çizgi romanın popüler olduğu zamanları anlatarak hafızaları tazeliyor. O zamanlar biliyorsunuz televizyon yoktu. Televizyon yoktu, sonradan geldi. Aşağı yukarı 71'de falan filan. 72'de hatta geldi. Bir tane de ben aldım hemen gelir gelmez Türkiye'ye. Çizgi roman televizyon olmadığı için bir eğlence, bir boşluk falan filan vardı yani vakit geçirmek için. Şimdi bilgisayarda falan hani oyunlar, şunlar bunlar var. Bir sürü kanallar var. Herkes oturup bir şeyler seyrediyor. O zaman hiçbir şey yoktu ve çizgi roman çok satıyordu. Mesela bir çizgiye baktığımız zaman Tom Rock Zagor çıkıyordu 71 senesinde. Satış grafiğine baktık. Fasikül olarak, yani ince dergi şeklinde fasikül olarak baktık. 45 bin basıyor. Her bir fasikülün tanesi 45 bin. Korkunç bir rakam tabii. Çizimlerinde genellikle eli silahlı adam imgesine yer veren Şükür, kızgın adam betimlemeleriyle de tanınıyor. Doğrudur, hakikaten öyle söylüyorlar. Şimdi kızgın adam derken aksiyon vadesin diye tabii sert, hani gülen adam da çizdik falan filan ama hep gülmez yani kahraman, yani biraz sert olacak ve aksiyon vaat edecek. Onlar için de diyor ki mesela Aslan abi niye hep silah tutuyor falan filan, yani bir şeyler. Yani ne tutacak, dediğim gibi tekrar söylüyorum, aksiyon vaat ediyor.
Teknolojiyle gelişen yeni çizim tekniklerinin kullanıldığı bu günlerde, Aslan Şükür çalışmalarında bilgisayar yerine kara kalem ve guaj boya kullanmayı tercih ediyor. Bizim zamanımızda biz de çok hızlı çalışıyorduk, elle çalışıyorduk. Günde 3 kapak falan filan bitirdiğim oluyordu. Artık 43-44 sene olmuş artık. Ben de biraz yavaşladım ve artık koleksiyonerle çiziyorum. Koleksiyonerler zaten özel istiyorlar. Dolayısıyla yani baskıyı yetiştireceğim falan filan böyle bir hız yapmama gerek yok. Zevkimiz neyse, istekler neyse ona göre çalışıyoruz. Yurt içi ve yurt dışı pek çok koleksiyona kapak resmi çizen Şükür'ün çizdiği resimler özellikle Almanya ve Danimarka gibi Avrupa ülkelerinde büyük ilgi görüyor. Aslan abi seni yurt dışında çok tanıyorlar dedi. Allah Allah dedim. Balkanlar şu olsun, şunlar bunlar olsun. Orada benim kapaklarım çok güzel. Hindistan'da çok arkadaş şey var. Ya dedim benim Hindistan'da ne işim var? Ya, Aslan abi senin Hindistan'da kitapların basıldığı orijinaller satılıyor orada. Çünkü Phantom yani Kızıl Maske Jungle ya. Hani kaplanlar falanlar filanlar hoşlarına gidiyor. Binlerce kitabın kapağını resimleyerek pek çok kuşağın anılarında yer bulan usta illüstrasyon sanatçısı Aslan Şükür artık koleksiyonerlere eser üretiyor. Sait Faik Abasıyan'ı vefatının 65. yılında anıyoruz. Hikayeleri ve yaşamıyla Abasıyan'ın hayatına buyurun yakından bakalım. Tam tamına 65 yıl oldu bu dünyadan göçeli. Şair, öykücü, yazar Sait Faik Abasıyanık. Şiir yazmaya İstanbul'da, öyküye ise Bursa'daki öğrencilik zamanında başladı. İlk öyküsü Uçurtmalar 1929'da Milliyet Gazetesi'nin sanat sayfasında yayınlandı. Sonrasında Varlık, Ağaç, Servet-i Fünun, Uyanış, Ses, Yeni Ses, Yaprak, Yenilik gibi dergilerde yayınlanan öyküleriyle edebiyat dünyasında yer buldu. Sarnıç adlı ilk kitabı 1939'da yayınlandığında aynı yıl çok sevdiği, hep destekçisi olan babasını kaybetti. Öyküsünün temelinde insanlığın çelişkileri ve bunalımları vardı. Ona göre her şey insanı sevmekle başlardı. O da yaşamı boyunca bunu yaptı. İnsanı sevdi, doğayı sevdi, her şeyi sevdi. Akıllarda en çok Hişt Hişt adlı renkli öyküsüyle kaldı. Sıradan insanlar, işsizler, hamallar, balıkçılar, sokak kadınları, kimsesiz çocuklar ve emekçiler onun insanları oldu. Ölümünden sonra Burgazada'daki evi müze haline getirildi. Annesi tarafından Sait Faik Hikaye Ödülü oluşturuldu. Çağdaş edebiyata katkılarından dolayı Amerika'daki Uluslararası Mark Twain Derneği'nin onur üyeliğine seçildi. Kalemi yonttuktan sonra tuttum, öptüm. Yazmasam deli olacaktım. Böyle ifade etmişti yazmayla olan ilişkisini. Sait Faik Abasıyanık, yaşamındaki şiirselliği yüklendi ve göç etti. Ötelerden ötelere. 1954 Mayıs'ında Türk Edebiyatı onsuz kaldı. 65 yıldır öykü Sait'siz kaldı. Sevgili seyirciler, Hayat Sanat'tayız. Suzan kardeş konuğumuz. Hoş geldin canım programımıza. Hoş buldum. Öncesi... Bu arada hayırlı olsun tekrar kanal. Çok teşekkür ediyoruz. Çok mutluyuz böyle bir kültür sanat kanalında olduğumuz için. Böyle bir kanalımız olduğu için evet, Türkiye'de. Aynen. Seninle ilgili hazırladığımız bir video var. Önce onu izleyelim, sonra sohbetimize başlayalım. Bakayım neler yapmış. Buyurun efendim, izliyoruz. Şişede bade durmaz. Güzele doymak. O önce ünlü isimlerin makyözü olarak tanındı. Birçok sanatçının en güvendiği, çalışmaya can attığı bir isimdi Suzan kardeş. Makyözü olduğu isimlerden biri onu sahneye taşıdı. Sezen Aksu. Sezen Aksu'nun deyişiyle sesi toprağın altından gelen, Balkan şarkılarına can katan müthiş bir ses Suzan kardeşinki. Kurban olayım sana,
bahçedeki yar mıdır? Hafif tanı dar mıdır? Kardeş, Sezen Aksu'nun teşvikiyle başladığı müzik hayatına birçok albüm ve sayısız konser sığdırdı. Birçok Balkan türküsüne hayat verdi. Renkli kişiliğiyle şarkıları süsledi. Parmağında 10 marifet olan sanatçı ne makyözlüğü ne müziği terk ediyor. Hatta bunların yanı sıra oyunculuk yapıp yemek kitabı yazıyor. Sevgili seyirciler, Hayat Sanat'tayız. Konuğumuz Suzan Kardeş. Ne güzel süslemişsiniz beni. Sen her zaman güzelsin. Şimdi önce bir şu abla meselesini halledelim. Ay, seyircilerimizin evet. Önünde. 15 yaşındayken Suzan ablayla tanıştım. Suzan abla sonraki yıllarda abla denmesini sevmez oldu. Ama ben çok küçük olduğum için o zaman bana demişti ki bana abla de. İzin vermişim de, sana bak. Ben de ne yazık ki Suzan abla diyerek hayatımı aşkım. Sürdürdüğüm için dememeye çalışacağım programımızda. Ama yıllardır dediğim için biraz zorlanacağım şimdi. Suzancığım de. Çok zor bir şey benim için demek. Yıllardır yazışmalarınızla konuşmak. Deneriz olduğu peki, kadar. Peki deneyeceğiz oldu. Nasıl başladı makyözlük hayatıyla girelim istersen programımıza. Önce hayatı... geliş Yugoslavya'dan evet. 8 yaşında sonrasını seyircilerimizle paylaşarak yavaş yavaş ilerleyelim. Şimdi böyle çok anlattığım için sanki tekrara düşüyorum gibi hissediyorum ama hayatımız kendimi. Bir tane. Evet, evet. O yüzden de hani bu kanalda yeni açılmış. Evet tekrar o yüzden evet. De anlatayım. Biz 69 yılında Türkiye'ye geldik ve tabii ki biraz şartlar değişti. Burada düşündüğümüz gibi olmadı birçok şeyimiz. Ve ben çok erken yaşta çalışmaya başladım. Teyzemin kızının yanında ve ondan mesleği öğrenirken aslında kuaförlükle başladım. Evet. Oradan mesleği öğrenirken sonra işte Figaro Güzellik Salonu var. Ve Figaro Güzellik Salonu'nda ben orada çalışırken 82 yılları o sırada Şan Tiyatrosu'nda Liza Tuna vardı, genel müdürüydü oranın. O da bize oraya güzellik salonuna geliyordu. Sonra bir gün dedi ki sen hiç bu camiaya ait değilsin, sen bizim camiaya aitsin dedi. Ben tabii o camiayı bilmiyorum o sırada. Derken Şan Tiyatrosu'nda bana dedi ki sen dedi öğlen yemeğe çıkıyor musun dedi. Yani yemek saatiniz evet. Var mı? Var dedim bir saat kadar. Gelip perukları talar mısın dedi. Ve ben çok yakındı tabii çalıştığım yer Hilton Oteli isim verip durdum. Evet artık dedi. Evet. Buyurun. Ve Taksim Meydanı'ndaydı ve o yüzden de orası da çok yakındı Şan Tiyatrosu. Ve ben öğle molalarında Şan Tiyatrosu'na gidiyorum. Orada perukları geceden ötürüz. Hisseli Harikalar oyunu oynanıyor o sırada. Evet. Ben o perukları yapıyorum ve bırakıyorum oraya ve bir yıl böyle geçti ve hiçbir oyuncu beni görmedi, ben de onları görmedim. Ben gündüz yapıp operanın hayaleti gibiydim. Evet. Sonra oradan sonra işte bir zamanlar bir fotoroman furyası vardı biliyorsun. Fotoromanla başlayıp ve bugünlere geldim işte. Ve diyorsun sinema, bir röportajında ben de Suzan abla demeyeceğim, böyle sürdüreceğiz. diyorsun ki operadaki hayalet ama ben o salonda herkese güler yüzlü davrandım. Ve gençlere tavsiye ediyorsun konuşmanda. Diyorsun ki herkese güler yüzlü olun ve işinizi sevin. Çünkü kimin ne gün geleceği belli olmaz. Kimine karşılaşacağını hiç bilemezsin. Ve hayatta öyle insanlarla karşılaştın ki çok sevdiğin. Belki çocukken onları... Yani onlarla ilgili hayaller kurduğun, onun saçını tarayayım, onu göreyim, onu tanıyayım dediğin insanlarla birlikte oldun. Çünkü çok ufaktın, hepimizin hayalleri vardır çocukken. Tabii olmaz mı? Ve sonrasında onların evet makyözlüğünü yaptın, onlarla ilişkiler kurdun, arkadaş oldun. Sonra bir gün mekanlardan da sonra, işletmeciliğinden de sonra birdenbire Suzan ve... bir şarkıcılık meselesi çıktı. Bunu da yine röportajında ve konuşmanda şöyle söylüyorsun. Sezen Aksu ve Onun Otunç. İstersen kısacık seyircilerimizle onu da paylaşalım. Şimdi ben Sezen Aksu'yla işte yine o fotoroman çekimleri sırasında tanıştım.
yaklaşık 86 yılıydı, 85-86 yılıydı. Orada başladım. Ben o ekibin içindeydim. Bana dediler ki Sezen Aksu kendi makyajını, saçını kendi yapar, sen dokunma dediler. Tabii bana diyorlar bunu, ben dokunmama imkan var mı? Alttan çıktım, üstten neyse ben onun saçını, makyajını yaptım. O zaman şimdi olmayan, onun için rahatlıkla söyleyebileceğim Bebek Maxim Gazinosu var. Bebek Maxim Gazinosu'na Sezen Aksu sahne alıyor. O fotoğrafından sonra gece işe gidiyor. Bana dedi ki gelip saçımı tarar mısın gazinoda dedi. Tararım dedim. Bilmiyorum, ilk defa gazino kulisine gideceğim. Gittim, saçını yaptım. Çıkarken bana dedi ki kaç para vereceğiz sana dedi. Bilmiyorum ki dedim ben. Hiç gitme, yapmamışım böyle bir şey. Sezen Aksu'nun saçını yapıyorsun ya, bir de para mı vereceğiz üstüne dedi. Dedim ben fıs fıs kapıdan çıkarken gel buraya deli kız dedi. Olur mu öyle şey dedi. Bir zarf verdi. Her zaman çok bonkördü. Bunu da buradan belirteyim. Ve bizim tanışıklığımız böyle başladı. Ve işte yıllardır. Şimdi daha yeni iki gün önce evindeydim. Çok mutlu. Tadı tuzu yerinde. Keyfi yerinde. Dostunuz. Evet. Ama benim hayatımda bana bir cennet kapısı açmış bir kadındır o. Yani birçok insan için bu böyledir. Evet. Ama ben hep ona Sezen sen bana ne yaptığını bir bilsen, bir bilsen diyorum. O diyor ki onu tamam ben sebep oldum ama sen çalışkansın diyor. Ve o yüzden de hani çok da teşekkür etmeme izin vermiyor ama benim ömrüm boyunca ona teşekkürüm bitmeyecek. Çok çalışkansın. Çünkü bu evet. Bir zincir yani hani o bana öyle bir kapı açtı ki ben de birçok şeylere sebep oluyorum. O zaman mutlu oluyorum yani. Çünkü ben de onu söylemek istiyorum. İnsan yaptıkça, paylaştıkça güzelleşiyor hayat. Sen de o kadar çok kişiye el verdin ki, o kadar çok makyöz yetiştirdin ki. Örneğin Fatka, şu an. Kız kardeşim Neriman, kız kardeşim Neriman ve biz onların hepsiyle de çalıştık. Seninle evet. Çalıştığımız gibi. Ve her zaman onlar da senin kadar çalışkan, senin kadar işini seven, evet. Senden el alan insanlar oldular. Ve bu sektöre çok büyük bir öyle katkısı. Öyle olmalılar oldu. Çünkü... bu iş bir masal dünyası yani birisi boş bir sayfaya inanıyor bir şey yazıyor birisi inanıyor ona para koyuyor birileri inanıyor geliyorlar birileri oraya oynuyor birileri derken boş bir sayfadan bir dünya yaratılıyor ve insanlar onu izlemek için para veriyorlar ve bir hayallere dalıyorlar ve güzel bir iki saat geçiriyor insanlar. Evet. Sanat bu açıdan çok güzel bir şey, bir hayal dünyası yani bazen böyle sanatçılar için vefasızlıkla suçlarlar, bir şeyle suçlarlar işte basında, magazinsel olarak. Ama hiç düşünmezler ki onlar aslında çocuk ruhlular. Yani çocuk ruhlu olmasalar bu işi yapamazlar yani. Evet. Benim için benim oyuncularım olsun. Benim diyorum onlar çünkü ben sinemacıyım, onlar benim diyorum evet. Hepsine. Oyuncular, kameraman, ışıkçı, yönetmen, tüm bize çay götürüp getiren, gidip başka yerde o işi yapabilir ama gönlü orada. Yani o yüzden de çok acayip. Şimdi biz BKM bir proje yaptı şimdi bir üniversite için. Bu üniversitede bir sinemanın nasıl olduğunu anlatılacak. Nasıl yani girecekler internetten ders alacaklar oradan. Evet. Yaklaşık 12-13 ders sürüyormuş her bölüm. Mesela görüntü yönetmeni, yönetmen, ışıkçı, kostümcü her şey var. Ben de makyöz olarak orada ders vereceğim. Çok güzel. Bu da çok güzel bir proje. Çok güzel. Heyecanlı çünkü mesleğinle ilgili bir şey yaptığın zaman zaten kamera şeye diyorum ki yönetmene çekecek olan aman diyorum bak ben orada bana öyle bir soruları sorun ben ağlamaya başlarım. Çünkü sinema denince ben kızım bana öyle diyor anne seninle her şeyi konuşabiliyorum ama sinemayı konuşurken gözlerin doluyor ve ağlıyorsun. Çünkü çok farklı bir dünya evet. Yani benim için kolektif çok özel. Kolektif bir çalışma. Çok çok özel. Bir ruh işi. Peki nasıl seçiyorsun repertuarını? İlk albüm Bekriya'da Türk Sanat Müziği parçaları seçildi. Onu Sezen Aksu seçti hepsini. Onları o tek seçti. Tek. Biz seni hep dinlerdik. Dedim ben. Hı-hı. Ben bunları söyleyemem. Sezen Aksu ben nasıl söylerim bunları gideyim ders alayım dedim. Hayır dedi. Sen dedi bir hikayesin. O yüzden de sen öyle de gidip ders almayacaksın. Bunları sen böyle ham bildiğin gibi senin kendi sesinle hissettiğin gibi okuyacaksın dedi. Ve çok ilginç o repertuar için o kadar uğraştı ki eski hocalarından çünkü kendi eğitim evet. Bir Türk sanat müziği. Eski hocalarından repertuarlar getirdi onların içinden seçti. Beni kapattı. Bana bütün Müzeyyen Senar arşivini indirdi. Bunları dinleyeceksin dedi. İşte Müzeyyen Senar Safiye'yle falan böyle yani hani beni çalıştırdı ve ben
Hala çok korkuyorum. Yani ama ben tabii şey gibiyim, görev adamıyım. Bana görev ver, ben yapayım yani. O da biliyor bunu. Bana o görevi verdi ve ben yaptım. Sonra ben dedim ki hatta bir tane içine Balkan şarkısı koyayım. Ben çünkü bunu bir kere yapacağım diye düşündüğüm evet. için hani hatıra diye. Ama kendin yaparsın dedi. Ay içimden diyorum ki kendin yapar. Niye yapayım yani? Ben makyözüme ne alaka? Ve 7 albüm oldu evet. üstüne. Ve bir de tabii ki çok güzel bir şey daha oldu. Hani dünyada örneği olmayan mesleğiyle ilgili bir albüm yaptı bir makyöz. O da benim yani. Evet. Makyaj Odası şarkıları diye. O çok güzel bir hikayedir benim için. Ve işte bu dediğim aslında sinemanın ve oyuncuların ve çalışan hepsinin vefasıdır benim için. Çünkü küçücük bir altyapının üstüne gelip bana güvenip okudular aslında. Bana güvendikleri için geldiler. Yoksa onlar öyle şarkı söyleyeyim diye söylemiyorlardı evet. ki yani. Onun için böyle bir sinemanın dostluğu, arkadaşlığı hiçbir yerde yoktur yani. Peki sonraki albümlerde? Sonraki albümlerde Sevdalin Kalar'ı söylerdin zaten. Evet. Balkanlardan evet alırdın bir şeyler. Bizim kulağımızda hep vardı onun. Şeye dikkat ediyorum önce. Aşkım. Şuna dikkat ediyorum. Mesela ben ayrılmamış zamanında ayrılmamış bir yerde doğdum. Yugoslavya evet. o zaman evet. bölünmemişti. Bölünmediği için orada biz çocuklu arkadaşlarımız Makedon, Sırp, Hırvat, Hristiyan, Arnavut yani hepimiz bir arada yaşıyorduk. Çocuklar biraz büyüyünce artık aileler bizim görüşmemize izin vermezdi. Aşık olmayalım diye, evlenmeyelim diye falan farklı dinlerden insanlarla. O evet. yüzden de onlar da yapardı yani sadece biz değil. O yüzden de büyüdüğümüzde tehlike yaratırdık biz o dostluklardan. O yüzden de bizi çekip kenara öğütler başlardı. Çocuklukta ama biz tabii ki o dilleri öğrenirdik birlikte. Aynı mesela şimdi Ramazan'dayız. Biz Ramazan'da Sırp çocuklar, Katolik, Hristiyan, Ortodoks bizimle beraber caminin önüne gelirlerdi. Biz orada kandiller tabii o zaman böyle şey yok. Hani telefonlar ya evet, da böyle tabii. televizyon da yani Balkan ülkesinde televizyonda öyle ezan okunacak falan öyle bir şey yok. Bir tane cami var. Evet. Ben hep derim bir camiyle 500 yıl Müslümanlığımı bir okulla da Türklüğümü korudum. Yani kolay değil öyle evet. başka bir ülkede Müslüman ve Türk olmak. Ve ben orada biz çocuklarla toplaşırdık, caminin önünde beklerdik. Kandil yanardı, biz dağılırdık çil yavrusu gibi sokaklara. Yandı tandil, kandiller, pişti tatliler. Çocuklar da bize sırf çocuklar da bizimle bağırırdı. Çünkü anlamını bilmiyor o. Evet. Ama tabii sonra. İşte o yüzden de ben hani repertuarımda hep şunlara dikkat ettim. Muhakkak Makedonca okudum, muhakkak Boşnakça okudum. Sevda Linka okuduk, okudum. Muhakkak bir tane... Kosova şarkısı yani Rumeli türküsü okudum. Muhakkak bunlara hep dikkat ettim. Yani hepsi olsun içinde. Çünkü sonuçta ben bir orada doğduğum için o kültürle geldim buraya. Ben benim kökenim Konya Karamanoğlu'yum ben. Ben oraya gönderilen Osmanlı torunuyum evet. aslında. Biz orada hani Türk sülalesiydik. Dolayısıyla hani bunlarla büyürken biz bunları hep komşularımız... Çünkü böyleydiler yani biz onları bilirdik. Asker uğurlamalarını bilirdik, o şarkıları bilirdik. Ben hepsini mümkün olduğunca kullanıyorum repertuarımda. Hatta bir albümde bir harf için tekrar stüdyoya girdim. Tek bir harf. Çünkü... Sırpça mıydı o? Hangi? Evet. K ve Ç harfini değiştirmem lazımdı söylerken. Çünkü bunu söyleyince o şarkının için benim kulağımda öyle kalmış zamanında. Evet. Ama aslında o Boşnakça Türk'ün içinde onun olmaması lazım Sevda Linka'nın. Yani o yüzden de o Allah'tan beni uyardılar. Çünkü ben öyle okumuşum onu içimden geldiği gibi. Ama sonra da bir savaş sonrasında da biraz dillerde oynama oldu. Mesela benim şivemden hemen benim anlarlar Sırpça konuştuğumu. Aslında Sırp değilim ama evet. Sırpça konuştuğumu anlarlar. Çünkü orası Sırp bölgesiydi. Mümkün olduğunca hani ama şimdi orada savaştan sonra da herkes bildiği için eski jenerasyonla yeni yani yeni evet. jenerasyonun arasındaki farkı. Onun için bu konuda birazcık toleranslı davranıyorlar aslında. Var mı bir şey bize mırıldanacağın? Yok. Sevdalin şu anda hayır. Falan. Olursa söylersin, canın isterse bekleriz. Yani seyircilerimiz de çok sevinir, biz de çok mutlu oluruz. Peki sonrasında albümler çıktı. Bir anda Mior bir girdi hayatına. Nasıl oldu bu?
Yönetim kuruluna girdin. Çünkü her elin, yani elini taşın altına koymayı seven gibi sen de bir şeyler yapmayı istedin. Ama bu biraz uzun mu sürdü şimdi? Ne kadar zamandır şimdi var ben, bilmiyorum. Ben ikinci seçimde de ben seçildim genel kurulda. Ama şimdi ben bu yönetim kurulunun içindeyim. Fakat şöyle bir şey, o masa öyle bir masa ki. Çünkü bana ilk şöyle bir şey dediler, sen hırsız mısın? Aa dedim, ne biçim laf. Yani bizim masamızda olmalısın dediler. Çünkü biz öyle bir masayız dediler. Biz yani gerçekten çok özeller. O masadaki 9 kişi o kadar emek veriyorlar ki şu kadarcık bir hak kimseye geçmesin diye. Evet. Yani sadece şimdi bizim beklediğimiz bir yasa var. O yasa çıkarsa inşallah. İnşallah. O yasa çıktığı zaman herkese çok yarayacak bir yasa olacak. Çünkü yorumcuların, yani eski yorumcular olsun, yeni yorumcular olsun, onlara bizim orada birikenlerle bir faydamız olsun istiyoruz. Çünkü çok onların güzel. Hakkı. Evet. Onların hakkı yani. Müzik biz yorumcuları o hak için, birliği. Evet, biz o hak için oradayız. Haklarını toplamak için oradayız. Tabii ki yeni şimdi bir ön çalışmamız var şu anda. Daha çok radyoları arttırmak, radyo gelirlerini arttırmak, ya bize olacak gelirleri. Çünkü hani yerel radyolarda çalınanları gelirleri bize gelemiyor. Çünkü takip edilmiyor. Evet, edilemiyor. Evet. Edilemeyince o yüzden de biz de bunları üyelere yansıtamıyoruz. O yüzden de biraz daha yoğun çalışıyoruz bu arada. Umarım güzel işler yaparsınız. Yasayı bekliyoruz. Birlikte. Yasa çıksın umarım, inşallah. Umarım yasa çıkar. Yedi Kocalı Hürmüz'e geçelim buradan. İki yıldır, iki sezondur. Yedi Kocalı olacak. Üçüncü yıl olacak, evet. Yedi Kocalı Hürmüz'desin. Sahneye çıkıyorsun. Evet, ben Müjdat Gezer'in okulunda hocalık yapıyordum. Evet. Makyaj dersi veriyordum. Aslında ne yapmayın dersi veriyordum bir nevi. ya da yönetmenler bizden ne istesin dersi. Hani birazcık böyle hem orada eğitim alan çocuklara farklı yönlerden girerek ben de kendi mesleğimle ilgili ders veriyordum. Sonra Müjdat Hoca ile çok tabii çok eskiden tanışıyoruz. Filmlerden işte tiyatrodan dolayı. Sonra dedik bir gün beni aradı dedi ki böyle nasıl yani ben hocam bana nasıl güveniyorsunuz? Dedi ki ben sana çok güveniyorum dedi. Ve bu sezon sonunda dedi ki hiç güvenimi sarsmadın zerre kadar dedi. Burası bu rol tam senlik dedi. Evet çok yakıştı. Ve ben de orada ben de izleme fırsatı bulmuştum. Arnavut Havva'yı oynuyorum. Evet. Tabii evet. Şey yaptım aslında. Şimdi tabii ki kostümler hazırlanıyordu. Ama ben dedim ki izin verirseniz ben kostümümü kendim yapayım dedim. Ve kendi kostümümü kendim yaptım. Çok orada güzel. Biraz sırıtıyorum galiba ya, o kostümle ama çünkü hani madem öyle bir kadını oynuyorum gerçek olmalı diye düşündüm. Ve çok büyük bir kadroyla oynuyorsunuz. Evet, çok hiç bilet bulunamayan bir iş. Kapalı gişe oynadık. Evet sezon. İki sezon öyle oynadık. Ve kocaman bir yerde hani kapalı gişe derken 300-500 kişilik bir salon değildi yani. Tabii. Teams'te oynadınız. O yüzden de Teams'te müthişti yani. Çok güzel bir prodüksiyon. Bakalım nerede olacak bu sene. Evet yani önümüzdeki sezonda devam edeceğiz. Dekorumuz taşınabilir bir dekor olmadığı için çok büyük bir turneye dekor. Çıkamıyoruz. Ama belki bu sene ona bir değişiklik yapar Barış. Barış yap artık. Belki yapabilir evet. Yapar. Ya da Müjdat Hoca kabul etmez yapamazlar. Umarım ama Türkiye'deki herkes izleme fırsatı bulur. İnşallah. Böyle bir faydası olur evet. Tiyatroyu denedin, dizileri denedin, filmleri denedin. Şimdi Mior birden geleceğim. Denedim ama şöyle bir şey aslında. Hep seni ittiler. Bana görev veriliyor ve ben onu yapıyorum. Evet. Ama ben hiçbir zaman kendime bak oyuncu demem. Evet. Yani... Tiyatrocu hiç demem. Şarkıcı. Onları bir seyircilerin ve dinleyicilerin demem. Evet demem istersen. Yani. Benim esas mesleğim makyöz ve kuaförlük. Çünkü onu da hiç mütevazi olmayacağım o konuda. Ben onun iyisiyim. Evet, o en iyi Atatürk'ü de... yaptım dersin. En iyi Atatürk'ü yaptım dersin. Ve o yüzden de ama öbürküler bana verilmiş bir hediye gibi görüyorum. Onlar bana hediye. Ben de elimden geldiğince görevimi yapıyorum. Onlar bize de hediye. Çünkü yani 7 albümün ve seni izlemek bizim için her zaman çok güzel. Peki mesela bir dizide oynadığın zaman ya da sinema filminde oynadığın zaman New York 1'deki geliştirdiğin refleksle peki bunların haklarını kim koruyor ya da bunları koruyacaklar mı diye düşünüyor musun? Çünkü meslek örgütlerinin birlikte yaptığı toplantılar da var. Sen de biz bunlara katılıyorsun. Buluştuk. Evet. Onların neler da beklediği yasalar var. Evet herkesin beklediği şimdi yasalar var. Şimdi tabii ki
şöyle bir şey var. Biz biraz daha farkındaysan sinemayla ilgili birçok yasa daha çıktı. Evet. Yani bizden daha öndeler o konuda, daha evet. avantajlılar. Çünkü işte ne bileyim birçok çalışma yapıldı bu konuda, saatler konusunda yapıldı. Evet. Mesela bu bizim setleri rahatlattı, bu bizim derdimizdi biliyorsun. Çalışma saatleri, çalışma şartları oluşturuldu. Mesela bizim sendikamız var ve sendikamızda mesela ben de sendikada bilir kişiyim. Evet. Çocuk makyajı konusunda. Evet. Mesela hani bu yasaklar var. Şimdi bazı ama tabii ki enteresan bir şekilde kaçılırdı bunlardan. Yani yapımcılar biraz kaçardı bu işlerden. Bizi görmemezliğe gelirdi. Evet. Sendikayı görmemezliğe gelirlerdi. Ama şimdi öyle değil. Onlar da çok önemsiyorlar. Çünkü yaptıkları işler Avrupa'da gösterildiği için onlar da yasalara uymak zorunda muhakkak. Kalıyorlar. Muhakkak. Ve iyileştirmeler olacak. Ben bugün 6.30'da saat 6.30'da biz yayına girdiğimizden sonra Yönetmenler Birliği kurulması üzerine bir toplantı yapıldı, düzenlendi. Ve Türkiye'deki şu anda çekimde olmayan, benim gibi sette olmayan yönetmenlerin tümü orada toplanarak bir birliğe adım attılar. Umarım onlar da olumlu bir yöne doğru bir çalışmaya başlamış olurlar ve hep birlikte katılabiliriz. Evet, bir şey söyleyecek misin? Çünkü vaktimiz dolmak üzere. Bir şey söyleyeceğim. İster misin? Bir şey söyleyeceğim tabii ki. Şu anki durumumuzla ilgili söyleyeceğim. Ramazan, herkese bereket olsun, herkes sağlık olsun, dikkat edelim. Efendim yaz geliyor, makyajlarım, aman lütfen makyajlı çıkmayın, aman güneşe çıkmayın, solaryum yapmayın, cildinizi koruyun. Eve bayramınız mübarek olsun. Bu makyaj olan, bu makyaj bak, olan. Bak hepsi birbirine girdi. Suzan kardeş, ben Sevda Linka gibi bir şey söyleyecek misin? Ha, sen şarkı istiyorsun benden. Abi. Evet, herhangi bir şey mırıldanacak mısın? Yok, diye söyledim. Mırıldanmayacaksın. Peki, o zaman bize ne hissettiğini sahneye çıktığında... Ben de final yapıyoruz zannettim. Yok hayır, ben program Sevda Linka'yı birazdan söylerim belki demiştin, o yüzden sana sorma ihtiyacı duydum, hatırlatmaya ihtiyacı duydum. Belki birazdan söylerim dediğin için sona doğru giderken hatırlatmak istedim. Çıktığın zaman sahneye, makyaj yaparken de öylesindir. Hep sevgiyle, hep ben seni hep öyle gördüm. Evet. Gözlerinin içi parlayarak hiçbir zaman gülmediğini ya da onu sevmediğini, istemediğini görmedim. İkisi arasında, daha doğrusu 3-4 mesleğin arasında fark gözetiyor musun? Sahneye çıkınca seyirci, karşındaki oyuncu ya da herhangi biri. Ne oldu neler biliyor musun? Hissediyorsun? Bana kamera arkasının öyle büyük faydası olmuş ki. Evet. Ben orada öyle beslenmişim ki farkına varmadan. Bunlar hep bunun içinde ortaya çıktı yaparken. Öyle beslenmişim ki ben şarkı söylerken. Şimdi onları bir seyirci, ben sinema gibi görüyorum. Evet. Çünkü müziği var, servis yapanı var, bileti var, o işte hizmet edeni var, her şey orada ve oraya 2 saat mutlu olmaya gelmiş insanlar var. Evet. Dolayısıyla ben o sahnede 2 saat ben zaman ayırmış ve para vermiş ve kıymetli vaktini vermiş oraya ve ben umudu ben onu eğlendireyim diye. Ben de elimden geleni yapıyorum. Üzgün birini gördüm, gidiyorum yanına, diyorum neyin var senin? Niye üzgünsün? Çünkü bir derdi var. Niye? Zorla mı getirdiler seni acaba diyorum buraya? Birini mi getirdin? Ne oldu? Niye zor? Tabii öyle olmuyor ama diyorum ki nerelisin mesela? Diyor ki işte doğuluyum diyor ya da Egeliyim diyor. Ben ona bir şarkı buluyorum ona hemen. O mutlu olsun diye. Çünkü ben istemiyorum ki orada kimse mutsuz çıksın o yerden. Yani benimle eğlenmeye gelmiş insanlar oradan gerçekten eğlenmiş olarak çıkması lazım. Makyajda da aynı şey var, makyajda değil mi? Makyajda da öyle. Yani benim oyuncum kameranın önüne mutlu çıkmalı. Çünkü biz her şeyi odada bırakıyoruz. Ve o kamera o kameranın karşısında huzurlu ve mutlu çıkmalı ki işini yapabilsin diye. Çünkü orada herkes işini yapmak için bekliyor. Ve ilk oda biziz. Biz de bekliyorlar. Yani kostümünü giyecek, ben makyajını yapacağım ya da ben makyajını yapacağım, kostümünü giyecek ve kameranın önüne çıkacak. O mutlu çıkarsa iş daha güzel oluyor ama biz onu içeride kalbini kırarsak ya da yani bizim gerçi herkes biliyor bu camiada. Herkes kendi egosunu cebine koyuyor. Evet. Çünkü herkes bir şeye hizmet ettiğini biliyor ve o sırada kimin mutlu olması gerekiyorsa onun üzerine çalışıyoruz. O mutlu olsun. Evet. Bizim işimiz de güzel gitsin ve evimize mutlu gidelim. Finalde de alkışımızı alalım yani. Ve Suzan ablacığım sen hiç durma.
Hep böyle devam et. Hep bizim için hareketli ol ve biz seni hep izleyelim, hep dinleyelim. İnşallah. Çok teşekkür ediyoruz programımıza katıldığınız için. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Bütün ekibinize de, yönetmene ve bütün kameradaki, yönetteki, ışıktaki herkese binlerce kere teşekkürler. Çok onlar olmazsa olmaz bu işler. Sevgili seyirciler, şehir takvimine gidiyoruz. Bugün Hayat Sanat burada sona erdi. Yarın görüşmek üzere. Hoşçakalın, esen kalın efendim. İstanbul Devlet Tiyatrosu'nun bol ödüllü oyunu Bir Peri Masalı Radyum Kızları Üsküdar Tekel sahnesinde. Tatbikat sahnesinin yorumuyla Bir Delinin Hatıra Defteri Ankaralı tiyatro severlerle buluşuyor. Ayşe Berna Konur'la İsmet Numanoğlu'nun rol aldığı Bankta iki kişi Ankara Ziraat sahnesinde. Herkes herkesi aldatıyor. Doğanın kanunu bu be. Arayan bulur, arayan bulur. Got a number on a soggy paper towel and the car went down. Türkiye'de büyük bir hayran kitlesine sahip olan Pink Martini, dünya turnesi kapsamında Bursa'da. Üç jenerasyondan, üç farklı caz müzisyeninin oluşturduğu Three Generations Trio, Akbank Sanat'ta. Türkiye'nin önde gelen caz piyanistlerinden Kerem Görsev, kontrbasta Kaan Yıldız ve davulda Ferit Otman'dan oluşan triosuyla sahnede. İstanbul Devlet Opera ve Balesi, opera gala konseriyle vefatının 11. yılında Leyla Gencer'i anıyor. Anadolu Ateşi Dans Topluluğu, Troya efsanesine hayat veriyor. Burak Ata, farklı spor dallarından enstantaneler, yolculuklar ve kişisel deneyimlerini tuvale yansıtıyor. Çağdaş Türk resminin önemli temsilcilerinden Temür Kören, Terk isimli kişisel sergisiyle Evin Sanat Galerisi'nde.